Herkese selamlar, ben Can. Bu videomuzda Bitcoin'in son durumunu inceleyeceğiz ve e, beklentilerim neler, bunları paylaşacağım. Lütfen videoyu baştan sona kadar izleyin çünkü videonun e, son kısımlarında belli başlı altcoinlerde e, işlemler bakacağım. Mutlaka ama mutlaka baştan sona kadar izleyin. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz bir önceki kanalımız kapandı ve yeniden bir başlangıç yaptık. E, abone olup bildirimleri açarsanız attığım videoları anında haberdar olursunuz. Teknik analiz yapıyoruz biliyorsunuz. Seviyeler işinize yarayabilir. Abone olup bildirimleri açarak bunlardan çok hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Ayrıca like ve yorum atarak da beni destekleyebilirsiniz. Bu videoya en az 200 like bekliyorum. Ee, hatta 5 saniye sizi bekliyorum. Tam şu anda videoyu durdurup ya da durdurmayıp ben sizi bekliyorum zaten. Bir like tuşuna basabilirsiniz. Evet. Sanırım bassın Hadi devam edelim. Ee, yorumlarda sabitli bir şekilde telegram adresimiz var. Oraya katılırsanız anlık analizlerden haberdar olursunuz. Şimdi Bitcoin'in son durumuna baktığımızda ne görüyoruz? Bunlardan bahsedelim artık. Ee, Bitcoin'in son durumuna baktığımızda burada bir düşen trend ve burada bir yükselen trend olduğunu görüyoruz. Fiyatın destek alabileceği lokasyon ise 19.975 ve buralar olduğunu görüyoruz. Biz şu an ne yaptık? Telegram'da paylaştım. Eğer Telegramdaysan bunu görmüşsündür. Fiyatı 20067 seviyelerinden 20070 seviyelerinden longladım. Neden? Burası önemli bir konum. Eğer buradan tepki alamaz ise fiyatta düşüş hareketi derinleşebilir. Ne olabilir? Fiyat 19975'i kırarsa sıralı olarak deneyeceği lokasyonlar 19828, 19689 ve 19000 242 güncel destek noktaları bu bölgelerin gelebilmesi için 19.975 seviyesinin kırılması lazım. Kırılmak ne demek? Altında kapanış yapması demek eğer bu bölgenin altında kapanış yaparsa e, ne yapabilir? Bu bölgeleri test etmek isteyebilir fiyat. Yukarı yönlü hareketlerde fiyatın biz yükselmesini istiyorsak ne olması lazım peki? Ee, şu anda biliyorsunuz şu anda trendin içerisindeyiz. Şu anki önceliğimiz yükseliş hareketi. Eğer trend kırılırsa biz o zaman short'a döneriz. Şu anki beklentim nedir kısa vadede? Yükseliş hareketinin gelmesi ki buna inandığım için ne yaptım? Ee, 20.070 seviyelerinden longladım. Kar alma lokasyonum 20.240 çünkü burası önemli bir direnç lokasyonu. Bu bölgeyi eğer kırabilirse fiyat bir sonraki direnç lokasyonu yaklaşık 20.450 seviyeleri olacak. Bu bölgenin kırılımında bakın buradaki düşen trend kırılırsa ne olur? Fiyat bu bölgeyi test etmek isteyebilir. O bölge neresi? Hemen çizelim. Şöyle gösterelim. Ee, 20.850 ile 21.000 seviyelerine tekrardan bir yükseliş hareketi görebiliriz. Ne olursa bak buradaki düşen trend var ya sarı düşen trend. Bu düşen trende kırması lazım fiyat. Bunu kırmazsa burası gelmez. Şu anki planımızda şu anki yükselen trendin içerisinde olduğumuz için İlk önce dirence kadar bir yükseliş hareketi görmemiz. Bu da nereye kadar gelebilir? 20.215 ile 20.240 aralığı ilk beklediğim seviye. DX'ye geldiğimizde DX'e söylüyorduk. Burada bir yükselen kanalımız var. Fiyat sadece şu anda geri çekilmeler yapıyor. Alt banda kadar yaklaşık bir hareketimiz oldu. Ve şu anda tepki alıp yükseliş hareketi gösteriyor. Bu yükseliş hareketinin gelebileceği nokta neresi? 112.38 seviyesi. 112.38 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi ve daha sonrasında bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Bu Bitcoin'e nasıl yansır? Bu Bitcoin e aslında baktığımızda biraz daha geri çekilme diyor. Yani biraz daha düşüş hareketinin devam etmesi diyor. Ve daha sonrasında tekrardan ufak bir yükseliş hareketi diyor. Uzun vadeli grafiğimize baktığımızda biliyorsunuz orta ve uzun vadeli grafiğimiz vardı. Bunu birçok kez yayınlarda ve videolarda bahsettim buradaki yeşil direnç kırılırsa longa girerim diye. Ben burada girdiğim longu bakın şu bölgede girdiğimiz longu nerede bu beyaz dirençle kapattık. Neden? Çünkü bu beyaz direnç bizim için kritik bir durum. Bu beyaz direncin geçirmesi fiyatı longa döndürür. Ama beyaz direnç geçirmezse short piyası short piyası devam eder. Piyasası devam eder. Şu an ne oldu? 23 Ekim'de pardon özür diliyorum. 22 Ekim'de bir kırılım geldi. 23 Ekim'de rites hareketi geldi. 24 Ekim fiyat durgun geçti. 25'inde ve 26'sında beyaz dirence kadar bir yükseliş gördük. Orta vadeli spotta ürün alanlar veya orta vadeli işlem açanlar için söyleyelim. 21.000 seviyesi geçilmediği sürece fiyat ne yapabilir? Orta vadede bakın orta vadede 18.630 seviyelerine kadar yani şu an için gözüken seviyor. Atıyorum 5 Kasım'da 18.000 seviyesi 18.100 seviyesi olarak gözüküyor e, 21 bin seviyesi geçirmediği sürece orta vadeli hedefimiz bu bölgeye tekrardan bir rites yapmasıdır. 21 bin seviyesi geçirirse tekrardan longlar öne çıkar ve hedef 24 bin seviyesi olacaktır. Yani 21 bin kırıldığında 24 bin seviyesine kadar bir yükseliş bekleyebiliriz. Kısa vadeli Bitcoin yorumumuzu yaptık. Orta vadeli Bitcoin yorumumuzu yaptık. DXY yorumumuzu yaptık. Şimdi birkaç tane altcoin'e bakalım. 4 saatlikte atoma bakıyorum. Atomda, atomda hatta saatlik yapıya döneceğim. Saatlikte ne görüyoruz? Burada bir trendimiz varmış. Bu trend yukarı yönlü kırılmış. Retest yapılmış. Şimdi beklentimiz ne? Fiyat buradaki sarı trendin altına inmezse 16.15 ve 17.35 seviyelerine kadar orta ve uzun vadede bir yükseliş hareketi gelmesi muhtemel. Ama ana destek lokasyonumuz neresi? Bakın bir kırılım geldi. Evet bir alıcı da var. Ama fiyata giriş lokasyonu burası mı açıkçası buradan girmek riskli olur. Ana destek lokasyonumuz 12.42 dolarlardan geçtiği için buradan giren bir kişinin stopu bu bölgenin altında olması lazım. Bu da %6'lık %7'lik bir e, düşüş demek. E, benim stop mantığımı uymuyor. Neden uymuyor? <laughs> Özür diliyorum. E, benim için yüksek stoplar bunlar. Ben maksimum %0.5 %1 stop koyarak işlemlere giriyorum. Bana göre fazla riskli olduğu için ben bu işleme girmeyi tercih etmiyorum. TRB'ye baktığımızda TRB'de de aynı durum var. TRB'de de düşeni kırmış bir yapı var. Ve fiyat en üst noktayı denememiş 15.70 seviyesine tekrardan bir test gelebilir. Ne yapmadığı sürece bak 15.11'i aşağı yönlü kırmadığı sürece tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik gelebilir. 15.11 takip edilmesi gereken önemli bir lokasyon. Kırmadığı sürece yukarı yönlü hareketlilik TRB'de devam edecektir. SRM'ye geldiğimizde bak SRM'de ne görüyoruz? Fiyat e, buradaki düşeni yine kırmış ve yükseliş hareketi yapmak istiyor. İlk gideceği lokasyonda 80-20 seviyeleri kırarsa tabii daha yükseliş hareketleri gelebilir. E, güzel bölgelerde ana destek lokasyonumuz neresi? 75 nokta özür dilerim 0.75-77 e, seviyesi ana destek lokasyonu. CRV'ye geldiğimizde CRV'de daha yeni bir kırılım geliyor. Ee, i̇lk gideceği nokta nereyi kırmazsa 929 seviyesini aşağı yönlü kırmazsa 948 ve 958 bölgelerine kadar bir e, yükseliş hareketi yapabilir. 929'un kırılımında e, aşağı yönlü düşüş hareketi derinleşecektir. Orta vadeli hedefi 863'lü seviyeler olabilir. Okyanusa geldiğimizde hocam. Ee, ne bekleyebiliriz? Bak bir kırılım yok. Destek lokasyonu neresi? 17894 seviyesi destek lokasyonu şöyle gösterelim. 17885 seviyesi destek lokasyonu. Bu bölge aşağı yönlü kırarsa nereye kadar bir geri çekilme beklenir? 17245'e kadar bir geri çekilme beklenir. Ee, yükseliş hareketinin devamı için burada bulunan düşen trendi kırması lazım. O da yaklaşık olarak 18580 seviyelerinden geçiyor. Bu seviyeler takip edilebilir. AVAX'a geldiğimizde AVAX'da yeni bir kırılım geldiğini görüyoruz. Ve yükseliş hareketinin devamı beklenir. Hedefleri neresi olur? Bak bu hedefi buradaki bölge olur. Ee, o bölge neresi? 17.337 ve 17.489. AVAX için şu anda e, ilk etapta hedef lokasyonu. Bunlar en yakın hedefleri. Tabii ki de daha yukarılara gidebilir. E, 17.332 ve 17.500 seviyeleri yaklaşık hedefleri Ana destek lokasyonu ise 16.70 seviyesi. 16.70 seviyesi bizim için destek lokasyonu. Sushi dirençten ret yediğini görüyoruz. Bak dirence çarpıyor ve dirençten ret yiyor. Ne beklenir bu durumda? 1.60 seviyesine kadar geri çekilme gelebilir. Düşeni kırabilirsek yani fiyat 1.650 üzerinde kapanış yapabilirse eğer ee, ne beklenir? Bak buradaki bölgeyi test etmesi beklenir. 1700 ve 1723 seviyesi test edilmeyi beklenen bir bölge. Ne olmadığı takdirde 160 seviyesi kırılmayıp yukarıdaki düşen trendin kırılması ile birlikte Bitcoin'e döndüğümüzde Bitcoin'de yine bir e, düş dalgası ufaktan bir başladı. Putin tarafından birkaç açıklama geldi. E, Çin Tayvan'ın Hemen bakayım. E, Tayvan Çin'in bir parçasıdır diye Putin'den bir e, açıklama geldi. Tam yükseliş hareketi başlarken bu haberin gelmesi bizi üzdü tabii ki de. Şimdi ne beklenir 19975'e tutunup tutunmayacağı çok önemli. Kırılımında dediğim gibi 19828, 19689 ve 19242 bölgelerine kadar bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen desteklerinizi like ve yorum tuşuna göstermeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen FOMO'ya kapılmayın.